Hoş geldin aslanım. Otur. Abi ben düşündüm. Yapamam. Okulun orada herkes tanır beni. Kardeşim okul birincisi de ben. O yüzden hemen yakalanırım. Bu sakat halimle de cezaevine gireceğim ya. İyisi mi? Al canımı da. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ne borcu aslanım? Dün sen gittikten sonra kardeşin geldi, borcu kapattı. Ben sözünün eri adamım. Borç, morç yok. Kim etti abi? Hangi kardeşim? Ne bileyim lan. Ben senin sülalenin çeteresini mi tutuyorum? Hani şu güzelce olanı. Yoksa hepsi mi güzel lan? Annemi özledim. Ama olsun istiyorum. Ben tanıdığım herkes olsun istiyorum. Kimse kalmaz o zaman. Her yer bomboş olur. Ne yapacaksın tek başına? Ne güzel işte. İyi insanlar ölmesin ama. Kim nereden bulur bu kadar parayı ya? Ne haber Memo? İyi Fırat abi. Fırat abi. Konuşabilir miyiz özel? Siz gidin gelirim. Hayırdır? Abi, benim borcu sen mi ödedin? Ne borcu? Abi, kumar borcunu ödeyeyim diye Narin'e parayı sen mi verdin? Ne kumarı lan? He? Abi, ben bir illete bulaştım da. Ya bırak abi ya. Senden başka kim bulacak o kadar parayı? Sen ödemişsin işte. Ne diyorsun oğlum sen? Adam gibi anlat lan şunu bana. Bir şey yok abi. Ufak bir borç var. Lan her şey bitti, bir de kumara mı başladın sen Memo? He? Hayvan herif! Bilseydim de ödemezdim zaten, merak etme. Ulan babanın yaptıkları yetmedi, şimdi sen mi çıktın onların başına? Narin'le ne ilgisi var olayın? Adam gibi anlat şunu bana. Birisi ödemiş işte, ben bilemedim. Lan Memo, düş lan sen benim önüme. Oluyor ya. Yürü! Niye herkes beni dövüyor ya? Narin! Ne oluyor Fırat ya? Sen bu öküzün kumar borcunu mu ödedin kız? Niye karışıyorsun sen abim ya? Karışmasana abicim, niye karışıyorsun ya? Narin! O itler sana bir şey mi yaptı? Söyle bana. Bak benden bir şeyi saklama, tamam mı? He? Söyle bana. Nasıl ödedin kız onca borcu? Söylesene bana. Fırat konuşma deli deli ya. Tiner mi çektiniz, kafanız mı güzel? Ne diyorsun deli deli ya? Ben ödedim Fırat abi. Sen mi ödedin? Ben ödedim. Bu ailede kaybedecek hiçbir şey olmayan kim? Benim. Adım çıkmış zaten. Bari dedim abimi harcamasınlar. Şadiye! Şadiye! Ne yaptın lan sana Şadiye? Ne yaptın Şadiye? Ne yaptın sen Şadiye? Abi! Senin kumar borcun yüzünden mi abi? Şadiye! Ne yaptın lan sana Şadiye? Kız sen nasıl bir aptalsın Şadiye? Bir aptalsın kız!
Ya sana ne oluyor be zengin bebesi? Para atarken kolay değil mi tabii akıllı olmak? Ya yürü git. Uyuşturucudan hapse mi girseydi? Hesap kapandı. Adam alacağım bundan sonra. Benden sana gittiler. Ben bilmiyorum ki halim. Benim haberim yok ki. Güzelmiş evin. Teşekkür ederim. Burada olman çok ilginç. Buna da birden farklı gözüktü evin. Evet. Başka birinin bakış açısından bakınca garip gelir ev değil mi hep? Ne diyordu baba? Evde anlatacağım dedin. Benim gitmem gerek de. İstifa için beklememi istiyor. İki gün içinde halledeceğim diyor ama Sermet'in ben babamla takacağını falan zannetmiyorum. Evet, bence de takmaz. Sermet'in delirmesinin sebebi bizim görüşüyor olmamız zaten. Ama artık bir sorun kalmayacak. Çünkü seninle görüşmeyeceğiz artık. Ben kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi o ite sormayacağım. Fırat, bak ben bütün bunları konuşup netleştirmek için de buraya geldim. Sadece Sermet değil aramızdaki mesele. Irmak'la olan ilişkinde de benim yüzümden çok kafan karıştı. Ben çocuk değilim Narin. Irmak sizlere ne anlattı bilmiyorum ama benim o kızla derin bir ilişkim falan yok. Evet farkındayım, kendini havaya soktu. Havaya mı soktu? Ben çok iyi bilirim senin kadınları iki dakikada nasıl havaya soktuğunu. Belki seni de tekrar havaya sokarım diye umuyorum. Sokamazsın. Çekmiyorsun artık sen beni. Söyledim sana. Çok acı şeyler yaşadık biz. Bitti. Bitti. Yarım kaldı her şey. Kayboldum birden. Ne kadar güzeldin. Ne kadar güzelleşebilir insan böyle yıllar geçtikçe. Thank you.
yapamam ben. Olmaz. Yani bunca yıl sonra seni gördüm diye öyle birdenbire. Irmağa dön. Beni rahat bırak. Bak sular yükseliyor. Eğer bu bent yıkılırsa çok kötü olur. Dostluklarım, işim, senin hayatın bile tehlikeye girer, anladın mı? Bırak beni, ırmağa dön. 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin, öyle mi? Evet. Irmağa dön, bırak beni. Bu gerginliği istemiyorum. İç huzurumu bulabilmek için çok uğraştım ben. Hayatı kurabilmek için çok emek verdim. Sadece maddi olarak değil. Çok acı çektim, neler çektiğimi bile bilmiyorsun. Deniz kurtardı beni. Açlıktan değil, senin aşkından ölmek üzereydim. Irmak'ta. Bu tamamen sana bağlı Fırat kızım. Bu tamamen sana bağlı. Tamam, ne istiyorsun? Söylesene. Ben gelene kadar çıkmam. Ya nasıl çıkma, işe gideceğim. Geç mi kalem? Bebekli kız. Herif girip de kapıda kalırsa baban kısa. Ben geleceğim ben. Bekle şurada. Gene Oskar mı yazdırmaya gidiyorsun? Yetti be anne be. Bekle, bekle. İzzettin Keykubuz 1211-1220'de Sadun Rum Kursanlığı'nda Kisinopan'da Kıbrıs ile ticaret anlaşması yapıldı. Alanya fethedildi. Anneciğim. Baban yok değil mi? Gel, yok yok. Akşamdan beri kayıp. Gel, içeri geçelim istersen. Yok, gel böyle oturalım ya. Annen nerede? Bilmem vallahi. Hocanıma gitti galiba. Anneciğim, benim çıkmam lazım. Sen evi beklesen olur mu? Hoca gelse kahvin haber edivereceksin, o kadar. Hoca kim be? Dur acık. Bak sana neler aldım. Hepsi yepyeni. İşe girdi dediler. Kuaför yanına. Temiz temiz giy git. Anneciğim, niye zahmet ettin? Olsun yavrum. Sen genç kız oldun artık. Ne kadar şıksın bugün Nari. Mersi Hicri abla. Aferin, böyle ol. Hep temiz ol. Sık sık duş al, saçını yıka. Koku kullan. Elin ayağın hep temiz bakımlı olsun. Dikkat et bak, nasıl yapıyor Nimet? Sen de öğren, yap kendine. Saçına da bir şekil veririz boş bir zamanınızda. Ah bak bak. Siz gidin. Görüşürüz. Nari, ne yapıyorsun kız sen burada? Sınıftakiler seni sordu. Burada mı çalışıyorsun? Yoksa Recep'in istimin tepesi attı da aldım seni okuldan. Sema, evine sen hadi. Meşgul etme, çalışıyoruz bak. Annene de selam söyle, hadi canım. Ay dur azıcık Yücel abla ya. Aa, kız benim elbisem senin üzerinde ne arıyor? Ay babaannem getirdi verdi değil mi? Bıktım ben bu bunaktan ya. Ay bak yeni babuşlarımı da vermiş. İyi, aman giy senin olsun. Yazık, üstün başın hiç yok. Thank you.
Gözlerimde seyrandı gemi böyle. Gündeli işe gibi eskitme. Narin. Narin, nereye gidiyorsun? Benim Nari. Ben bu telefon çalmasını o kadar çok bekledim ki. Biliyorum. Telefonu sakladığını da biliyordum. Bu sabah havlu alırken kutuyu gördüm. Özür dilerim. Peki senin telefonun? Senin telefonu sakladığın numara ben de kartımı saklamıştım. Bu telefonu çaldığına inanamıyorum gerçekten. O kadar uzun süre çalmasını bekledim ki. Bazı geceler şarja takıp sabaha kadar başında beklerdim. Seni çok özlediğim zamanlarda. Arayamazdım. Dün gece sana bunu anlatmak istedim. O gece neden peşinden gelmediğimi ayrı düştüğümü. Şimdi anlat. Sonra. Hayır. Biraz şimdi anladım.
Nazlı'yı öpmek istiyorum. Hayır. Hemen bırak şimdi camları. Al şunu giy. Senin bedeninde bir müşteri ısmarladıydı. Provaya gelemeyecekmiş. Senin üstüne bakacağım. İhsan amca, bunu kim giyer ki buralarda? Müşteri de sana mı soracak be? Allah Allah. Giy. Ne bakıyorsun kızım? İşim gücüm var benim. Hadi. Ol kızım. Ustadan utanılmaz. Ben senin baban yaşında adamım. Aman da pek güzel yakışmış. Sana da böyle güzel elbiseler dikelim. Kaldır evladım kollarını. Koltuk altı açıklığını ayarlayın. Şimdi öbür kolunu da. Kıpraşma kız. Yine batacak. Şadi. Kız sevmedin mi sen işi? Yok abla. Nasıl terzi? Nasıl olsun? Şadi, bizim kısa yoldan para kazanmamız lazım. Benim kafamda bir fikir var ama becerebilir miyiz hiç bilmiyorum. Neymiş be? Sen yarın işe gideceksin mi? Cumartesi bu İzmir'e mal almaya gidiyormuş. Açmayacağız yarın. Şimdi bu iş için iki kişi olmak lazım. Senle ben. İki kişi. Böyle daha ciddi görünsün diye. Bu gerizekalı Sema'dan kıyafet falan alalım. Böyle kişi kadını gibi görmek için. Abla ne yapacağız bir söylesene. Abla söylesene ne yapacağız? Efendim, merhabalar. İyi günler. Biz evlerde hijyen problemine son veren çok verimli bir sistemi tanıtmak üzere buradayız. Yaptığımız iş basit bir temizlik işi değil. Yapılan araştırmalara göre bir evde 2000'den fazla mikrop bulunmaktadır. Bizim sahip olduğumuz sistem bu miktarı 300'lere, 200'lere kadar düşürebilmektedir. Ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının çok çok altındadır. Yani ortadaki rakam 500 iken biz onu 200 mikrop çeşidine indirebiliyoruz. Allah Allah. Özel bir ilaç mı kullanıyorsunuz? Pek tabii efendim. Pek tabii. Laboratuvarlarda el değmeden üretilen doğal temizlik malzememizi kullanıyoruz. Ha, tamam da benim bir temizlikçim var. Siz bana o ilaçtan verin. Ben kadına kullandırırım. Ha, yok. Onu şimdi bir tek biz kullanabiliyoruz onu. O şirketin şeysi olduğundan onu veremiyoruz tabii. O, olmaz. Anladım. Olmaz ama benim
temizlikçime ayıp olur Sümrüt Hanım'a. Bak, siz şu eve gidin. Mehpare Hanım var. Mehpare Hanım'ın yardımcısı yeni ayrıldı. Sizi mutlaka alır. Hangisi be? Şu mu? Evet. Oldu. İyi günler o zaman size. Afiyet olsun. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim. İyi ki geldin. Çok özlemiştim seni. Ulan ne işin var gene senin burada? Daha gideli kaç gün oldu? Sınavlardan önce bir hafta ara verdiler baba. Ben de sınavlara burada çalışacağım. Oğlum otursana sofraya. Yok yok. Gideceğim hemen. Kulübe gidip arkadaşlarla buluşacağım. Bana ver. Geçerken şunu da alana bırakıver. Hem gönlü olur kadıncağızın. Özledim oğlanı deyip duruyordu kaç gündür. Oo. Mekbari Hanım'ın maaşına bayağı zam yapıldı herhalde baba. Baksana bu seferki zarf bayağı yüklü. Evde tadilat mı ne yaptıracakmış? Allah'a şükür elime de yakınlarda epey bir para geçti. İyi. Bizi de görürsün artık değil mi? Ulan ne zaman eksik ettik senin arpanı? Nankör. Senin açlığınla beş aile geçinir. Beş. Ha. İyi iyi tamam. Gösterin bakalım şu ilacı bana. Çok merak etti. Buyurun. Bunun böyle çok güzel nefis bir kokusu vardır. Yumuşatıcıya benziyor bu. Pek tabii ama aynı kökten gelen doğal ferahlık veren limon esansı bunda da kullanılmıştır efendim. Ama bildiğiniz gibi bu ürün çok farklı bir amaca hizmet etmektedir. Ev ortamında bulunan 2000'den fazla mikrobun... Uzatma. Hemen şuradan başlayın. Eğer sizi beğenirsem haftada 2 gün gelirsiniz. Hadi size kolay gelsin. Necati abi bak durum gerçekten ciddi ya. Okulu bırakmaktan falan bahsediyor kız. Oğlum durumları vahim. Kriz kasabayı iyice vurdu. Narin bana bir hayırsever kadından bahsetti. Ona yardım etmesinden falan böyle. Ne oldu o iş abi? Siz hala görüşüyor musun? Ya ne alakası var abi? Bırak şimdi ben sana ne diyorum sen ne diyorsun Necati abi ya? Şu kadın yardım edecek mi? Zamanı onu söylesene. Zamanı ver. Önce Narin üniversiteyi kazansın ondan sonra. Ya abi kızın zamanı falan yok anlamıyor musun ya? Narin'in sponsoru ben olacağım tamam mı? Ama sen o hayırsever kadın yardım etti diyeceksin. Bak yoksa yemin ediyorum almaz para falan. Nasıl olacak bu? Ya abi benim kötü bir niyetim yok. Niye bunu anlamak istemiyorsun ya? Ya tek derdim ona yardım etmek abi. Ya sen bak benden daha iyi biliyorsun ne kadar süper zeka bir kız olduğunu onun. Kız %100'lük kuyruğuna geldi. Şimdi yarım mı kalsın işi? Yazık değil mi ona? Fren, babanı tanıyor musun? Bizi doğrar. Ya Necati abi ya kimsenin bilmesine gerek yok. Benim açlığım yeter ona. Gerekirse annemle babamı tırtıklarım işte. Ne olacak? Ah be Fırat. Nasıl yapacağız bunu? Ya abi hadi ya. Sen halledersin ya. Ne olur. İki keklik bir kayada ötüyor. Kız tozutma kız. Tozutma ya. Islak cama. Tozutma. Tozutma ya. Şunu. Ne vuruyorsun pis şey lan benim temiz saçıma? Kızım niye pis olsun? Niye? 2 su sildim ben bu camı. 2 su. Ya anlamıyor musun? Kadın bizi beğenirse haftada 2 gün alacağım demedi mi? Narin? Ne arıyorsun sen benim halamın evinde? Bırak. Abi, 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 abi. Abla. Ya üf be Fırat abi. Şurada 2 kuruş para kazanacağız biz. Ne geliyorsun ki sen şimdi? Tıt, manyak mısınız kızım siz ya? Kız! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.